maske fantom şeytanın öyküsü dünyanın her tarafında çocukların en sevdiği eğlence ağaçta tırmanmaktır rekor zamanda en tepeye ulaşacağım ağaç ormanın derinliklerindedir ve çocuk rex fantomun vasiyeti altındadır tanrım oradaki siyah kime nedir öyle İmdat bir yaban arası sürüsü. Walker amca arı iğnesini insanı öldürebilir demişti. Sürüde yüzlerce arı var ve hepsi bana saldırıyorlar. Ah! Sadık bir dost Rex'in haykırışını duyar. İmdat! Yardım edin. Phantom'un yoldaşı büyük bir, bir gri daha kurdu. Şeytan, kurtar beni. Yaban arılarının karşı koyar şeytan. Ve Rex'i güvenli dikenlerin içine doğru çeker. Kuru kafa mağarası. Birkaç dakika sonra. Neyin var? Şeytan. Dikkatinizi çekmeye çalıştığı kesin. Ölümsüz ruh. Bir şeyler olmuş. Bize yolu göster. Eski dostum. Tam arkandayız. Bir yaban arsa sürüsü. Bunun anlamı insan ve hayvan ikisi içinde tesin, kesin, ölüm demektir. O oh, Rex bu. Hayır. Bir ağaca çıktım. Valkır amca. Arılar beni soktu. Kendini korumak için dikenlerin arasında süründüğün için çok şanslısın. Çabuk olun. Ölüm reksi tehdit ediyor. Damarlarında ölümcül bir zehir akıyor. Şifalı bitkileri getirin. Buğra ağacının yaprakları, tinkum bitkisinin sapı, arı zehrine karşı güçlü orman tedavileri. Dikenli çalıların arasına ben kendim sürünmedim. Beni oraya şeytan çekti Volker amca. Bu durumda hayatını o kurtardı. <laughs> arı zehrinin tümünü çıkardık. Artık Rex yakında iyi olacak. Tam zamanda müdahale ettik. Evet şeytan sağ olsun. Rex'i kurtarmak için yaban ağırlarına karşı koyduğun eski dostum ve sen ne yürüyen ne sürünen ne de uçan hiçbir şeyden korkmazsın. Şeytan uzun zamandır seninle birlikte. Siz nasıl bir araya geldiniz? Ah bu inanılmaz bir hikaye. Her şey uzun zaman önce babam öldüğü zaman başladı. Artık yemin etme sırası bana gelmişti. Fantom öldü. Sen çok yaşa Fantom. Ama sırtıma aldığım vazifeler ve sorumluluklar omuzlarıma ağır gelmişti. Ve ben yalnız başımayken bir gezi yapmaya karar verdim. Ormanın derinliklerindeki yeni krallığımı keşfetmek için ve onu çevreleyen elde bölgeleri. Ölen babamın Yıldırım adındaki siyah aygırına atladım ve kuru kafa mağarasından uzaklara sürmeye başladım. Hoşçakal ölümsüz ruh ve zihnindeki huzura kavuştuğun zaman geri dön. Aylar sonra rüzgarlı bir günde Sisli dağların öteklerinde çöle ulaştım. Ve orada belalar başladı. Duydun mu bunu Yıldırım? İnsanın kanını dolduran bir ses. En cesur gezginlerin içine saf korkuyu koyabilen bir ses. Kutların ulumaları. Daha kutları izimizi bulmuştu. Ama belki halen onlardan kaçabilirdik. Bundan daha hızlı koşmalısın Yıldırım. Ah sakın bacağını incittim deme. Evet bir şişik tendonu. İşte şimdi başımız gerçekten belada. Bana ölümsüz ruh ama şu an bir efsane beni kurtarmak için yeterli değil. Kurtların bizi parçalara ayırmasına engel olabilecek tek bir şey var. O da dallar ve sopalardan oluşan bir ateş cemberi. İşte böyle. Alevler kurtları uzak tutar ama açlıktan deliye dönmüşler. Ateş çemberinde bir boşluk var. Şimdi boğazımıza yapışırlar. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama bu kaçınılmaz. Bendeki mermilerden daha çok kurt var. Hepsini vurmaya yeterli değil. Başka ağaç yok ve ateş de sönmek üzere. Yıldırım bu vahşi hayvanlar sana ulaşmadan önce ölmüş olacaksın. Tek kurşuna seni parçalarına, parçalamalarına izin vermem. Kader son anda müdahale etti ve bize bir grup atlı gönderdi. Atların tüfeklerinden çıkan atışlar tüm çöl boyunca yankılandı. Kurtlardan ikisi can ne düşerken diğerleri panik halinde kaçıştılar. Kurtulduk beyaz bir avcı ve adamları sayesinde. Ben Albay Başkot. Hizmetinizdeyiz. Hindistan'dan bu yana bu kadar iyi spor yapmamıştım. Kendinize bir silah alın biraz daha vuracağız. Kurtlar sadece temel doğal, doğal içgüdülerini takip ediyorlar albay. Boş midelerini doldurmak iste, istiyorlardı. Kaç malına izin verin. <laughs> Yumuşak ruhlu biri ha. Belki biraz aptal da. Böyle bir kıyafet giydiğine göre öyle olmalısın. Hayatımınız, hayatımı kurtardığınızı bilecek kadar aklı başındayım. Hmm, bu gece birlikte kamp kuracağız. Aynı gece kamp ateşinin yanında. Sizi bu bölgeye kadar getiren nedir albay? Neden mi? Vahşi hayvanları avlamak. Başka ne olabilir ki? Hindistan'dayken kaplanları öldürürdüm. Bir İngiliz Biz İngilizler ülkeyi yerlere geri vermeden önce. Ve sonra Afrika'ya gidip filleri ve aslanları avladım. Doğal çevreyi koruyanlar bana zorluk çıkaramadık. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Kendi başıma kamp yapmaya, burada öldürmek üzere çok fazla konuşma var. Kendi başınıza mı? Siz gerçek bir İngiliz olamazsınız, özellikle de o aptal kıyafeti giyerken. O sıradan birisi değil. Benim halkıma kadar ulaşan pek çok dedikodu var. Yasak ormanlardaki gizemli bir sürücü hakkında. Ona ölümsüz ruh diyorlar, yürüyen bir hayalet. İsmi Phantom. Ertesi gün şafak vakti. Haydi tembel hergeler sizi hazır olmadınız mı hala? Dün gece başka ruh gördün mü? Aptal ihtiyar ya da hayalet. Aptal diye böyle şeyler hakkında şaka yapanlara denir. Ben buraya hayvanları avlamaya geldim. Hayaletler değil. Ve işte orada biraz mermi harcamaya değecek bir hedef var. Dağlarda bir kut ini bu ve iki tane kurt yavrusu dışarıda oynuyor. Dişi kurt yavrularını korumaya gel geliyor ve ben onu tanıyorum. Dün ilk kez gördüğümüz sürüye liderlik eden büyük daha kurdu ile arkadaşlık ediyor. Benim halkım lider kurt'ta iblis adını vermiştir. Kimse ona onun eşine ve onun yavrularına saldırmaya cüret edemez. Ben cüret ederim. Hayır, bir anne ve yavrularını öldürmek yanlıştır. Kapa çeneni, aptal ihtiyar. Neyi istesem onu öldürürüm. Birkaç uyuz daha kurduğundan korkacak değilim. Yavrular için mermi harcamaya gerek yok. Faydalı olabilirler. Düşünmem lazım. Birkaç ay köpeğine ihtiyacım var. Benim için hayvanların izini sürecek kurtlar işimi görür. Onları Morustan'a götüreceğim ve birer av köpeği olmaları için eğiteceğim. Silah seslerini birkaç kilometreden duydum. Albay Başşot bu kanlı spora çoktan başladı galiba. Hadi gidip bir görelim Yıldırım. Albayı göremedim ama adamlarından biri orada. Selam sana ölümsüz ruh. O beyaz avcı beni yere devirdi. Onu durdurmayı denedim. Ne için? dişi kurtu öldürdü. Onu soğuk kanlılıkla vurdu ve iki yavru ile yola koyuldu. Anlıyorum. Dişi kurt, iblisin eşiydi. Dün seni takip eden sürünün lideri. İblis eşinin katilini asla unutmayacak. Evet ve ben de onu affetmeyeceğim. Albay Buckshot bir sahtekar. Avladığı canavarlardan daha fazla bir hayvan Fakat bu da ne? Başka bir yavru kurt. Düştüğünde annesinin altında kısılık almış. Ufak ve zayıf olabilirsin küçük dostum ama sana şunu söyleyebilirim ki sen de babanın savaşçı ruhu var. Sana küçük şeytan adını vereceğim ve seni ormanın derinliklerine götüreceğim. Annesi olmayan yavru genellikle ölür ama ben ona hem annelik hem de babalık yapacağım. Sen ve ben bu dünyada yalnız kaldık küçüğüm ama artık birbirimize sahibiz. Tuhaf sanki gözleniyorum içimi delip geçen gözler var. Öfke dolu bakışlar küçük şeytanın babasına aitti. Daha kurtlarının en büyüğü olan iblise. Ama ormanın derinliklerine giderken iblisin düşünceleri hiç aklından geçmemişti. Hoş geldin ölümsüz ruh. Burası benim olduğu kadar senin de senin de yuvan olacak küçük şeytan. Nedir bu? Evceliştirmek için bir köpek yavrusu mu getirdin? Hayır Guran. Köpek değil. Bir kurt. Küçük şeytan bana hem arkadaş hem de yoldaş olacak. Basit bir evcil ev hayvanı olmayacak. Lütfen sen git Kur'an. Küçük şeytan yemeğini yalnızca benden alacak. Babam öldüğünden beri duyduğum sevgiyi ona açtık ve yalnızlığımdan dolayı tüm sevgimi bu annesiz yavruya verdim. Ta ki ormanda yaşanan bir olay gözlerimi açana kadar. Çağlayan'ın orada vahşi bir bufala var. Bu gece hepimizin midesini dolduracak. Kadar çok yemek olacak. Avcılar eğer ace eğer acele, o aptal köpek beni yere devirdi. Ne oldu şeytan? Seni ne korkuttu böyle? İşte benim oğlum. Sen beni korurum, ben seni korurum. Yavru çok zayıf, ölümsüz ruh. Bu tabiatına uygun değil. Haklısın Guran. Seni çok şımarttım. Küçük şeytan. Bir kurt yerine evcil bir hayvan gibi yaptım seni. Kendi başına yapamıyorsun birkaç hafta sonra yavru biraz büyüyüp gelişince bugün orman eğitimine başlıyor şeytan. Kendi başının çaresine bakmayı öğreneceksin. Haydi oğlum açık alanda kendi başına fırla çizgili. Bana bakma küçük şeytan. Bundan böyle kendi başına savaşacaksın. Zavallı küçük dostum kaplanın ehli olduğunu ve ona zarar vermeyeceğini bilmiyor. Ama kendimi korumayı, kendini korumayı öğrenmek zorunda. Aferin küçük şeytan. Kaplanı tam kulağının arkasından ısır ve gitmesine izin verme. Çok çabuk öğreniyor değil mi çizgili? Eminim ona iyi bir savaşçı olmayı öğreteceğiz. Birkaç gün sonra. Şimdi ne olacak önemsiz ruh? Şeytan bir daha onu izleyen hayvanlardan asla korkmayacak Kur'an. Ama şimdi gölen gökten gelen tehlikeleri öğrenmek zorunda. Şimdi eğitimli Şahin'im Argo sadece saldırır gibi yapıyor ama küçük şeytan bunu bilmiyor. Aferin sana küçük şeytan. Bir daha asla uçan bir yaratıktan korkmayacak artık. Gururlu ve cesur bir savaşçı. Bir kurt olmadan önce halen öğrenmen gereken dersler var ama çizgili ve argolu yapılan daha başka antrenmanların ardından ormanda bir gün. Derslerin en tehlikesi bu. Burada dışarıda vahşi ve öldürmek için saldıran hayvanlar var. Ormanda çok tehlikeli ve düşmanca hareket eden bir yaratık. Hem insanlara hem de hayvanlara bir piton. Eğer küçük şeytan pitona, pitona yakalanırsa hiç şansı yok. Yılan onu ezip parçalar. Ama yılanı çok erken vurmayacağım. Küçük şeytan vahşi hayatın katı kurallarını öğrenmeli. Güzel. Şimdi tabancamı kullanmak zorunda kalmayacağım. Python'u çok iyi hallettin küçük şeytan. Sen artık ne yürüyen, ne de uçan, ne de sürünen hiçbir şeyden korkmuyorsun. Takip eden haftalarda şeytan ormanın daha derinliklerinde dolaşıyordu ve sonra bir gün, bakın kardeşlerim bir dağ kurdu. Bambesi savaşçıları şeytanı ya da benim olan sevgimi bilmiyorlardı. Canavar, insanın düşmanı. Öldürün, öldürün, öldürün onu. Bu danesi. Kurt mızraklardan kaçıyor. Bize saldırmayacak. Pantom bu. Ölümsüz ruh. Kurt benim yakın dostumdur. Bembesi erenleri. Aynı zamanda tüm insanlara da dosttur. Size saldırmayarak bunu ispat etti zaten. Bizi affet ölümsüz ruh. Bu kurt çok asil bir hayvandır. Aynı zamanda yalnızdır. İnsanların Dünyası sana ait değil şeytan biliyorum. Kendi türünün arkadaşlığını özlüyorsun. Birkaç gece sonra ay ışığı ormanın derinliklerinde tehlikeli bir davetsiz misafir açığa çıkarmıştı. Bir dağ kurdu. Ay'a uluyor. Bu kurt iblisti ve uluduğu şey de ay değildi. Küçük şeytan bunu duydu. Vahşetin çağrısı bu. İblisten gelen bir çağrı. Kendi kararını kendin ver şeytan. Seçim sana ait olacak. Acaba benim küçük şeytanım vahşetin çağrısını izler miydi? Beni ve insanların dünyasını terk eder miydi acaba? Babasının yanına ve de öteki kurtların arasındaki vahşi hayata geri döner miydi acaba? O gece iblis onu çağırdığında hayvani içgüdüsüyle bana olan sadakati kendi içinde zor bir mücadele vermiş olmalıydı. Netice olarak vahşetin çağrısını takip etmemişti. Benimle kalmayı seçtin küçük şeytan. Bundan böyle seninle hiç ayrılmayacağız. Ölene kadar yoldaş olacağız. Ama o gece uzun uzun düşündüm ve ertesi sabah olduğunda dışarıda bir yer mi bir yere mi gidiyorsun ölümsüz ruh? Evet gram bir görevim var. Benim için şeytana göz kulak oldu. Bu görev onu alakadar ediyor. Kendi türüyle arkadaşlık etmeye ihtiyacı var. Şeytanın annesini öldüren adam albay. Baksot iki erkek kardeşini beraberinde, beraberinde, götürmüştü. Belki yavruları ondan satın alabilirim. Böylece şeytana mutlu edebilirim. Sen albay Baksot'u duymuştun değil mi Ramos? Morris Tom yakınlarında yaşıyor. Elbette albay orman kadar vahşi bahçesi olan büyük bir evde oturuyor. Evi bulmayı başarmıştım. Aynı zamanda kapıdaki aksi bir hizmetkarı da geçmeyi becermiştim. Avrupa'nın bir ziyaretçisi var. İsmi Walker. Ne istiyorsunuz Walker? Elinizde bir çift kurt yavrusu olduğuna inanıyorum. Bunu size kim söyledi? Bunun bir önemi yok. Onlar sizden satın almaya geldim. Beni kandıramazsın. Seni Denkali Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı göndermiş olmalı. Onları alaklamak için ama benim saklayacak bir şeyim yok. O geri zekalar benim Denkali'de çok fazla hayvanı vurduğumu düşünüyorum bana avcılık ehliyeti vermeyi reddettiler. Beni albay Daşkotu. Ben dünyanın her yerinde hayvanları avlamış biriyim. Bunu ispat edecek kırılmış hayvan başları kürk mantolar var elimde. Benimle hatıra odasına gelin. İşte burada. Bu lanet ülke hayvanları koleksiyonumda bulunduğu için gurur duyması gerekir. Bence yeteri kadar hayvanı katletmişsiniz zaten. Siz bir avcı değil, bir kasapsınız. Ne anlıyorum. Bana hakaret ediyorsunuz. Tamam, o halde size ilgilen ilgilendiğiniz iki kurt yavrusunu göstereceğim. Şşt. Bu da nedir? Onlara ne yaptım böyle? Vahşi yaşamda olmalı gereken daha vahşi olmuş gibi görünüyorlar. Onları kurtları avlamak için eğitmiştim. Çok kötü ve yırtıcı olmuşlar. Evet. Ve şimdi neyi takip edecekler biliyor musun? Kimi öldüreceklerini bil bakalım. Bu çılgınlık. Şu anda bu kaçık adamla kalıp mücadele edemem. Az sonra geçen zaman içinde her çeşit hayvanı avladım Walker. Bir tanesi hariç insanoğlu. Seni takip ediyorum Walker avlamak için vurmak ve öldürmek için peşinden kurtlarım. Bak şu elinde hassas namlulu bir tüfek var şimdilik kaçmaktan başka çarem yok. İşte şimdi bir hayvanın nasıl hissettiğini biliyorum. Kurtlardan kurtulmalı ve parmaklıkları aşmalıyım. Su kokumu alır götürür. Bakşot çok yetenekli bir avcı ve kan dökmeye de meraklı. Umarım hemen doğruca buraya gelmiyordur. Ama bu umut boşunaydı. Teleskopik dürbün benim üzerime kilitlenmişti. Bakşot beni vurmuş ve mermi şakamı sıyırmıştı. Dizlerimin üzerine çöktüğümde Kurtlar ormanın içerisinden çıkar geldi. Daha fazla kaçamazdım. Ölmek üzere olduğumu biliyordum ama arkamda dönüp baktığımda gelen şeytandı. Küçük şeytan beni ormanın derinliklerinden buraya kadar takip mi ettin? Peki şimdi yardım edebilecek misin? Bu kurtlar senin kardeşlerin. Onların tarafında mısın yoksa benim mi? Sorum kısa zamanda cevaplandı. Şeytan onları kaçırttı. Hayatımı kurtardın. Ama şimdi o albay olacak manyak bizi bulmadan buradan uzaklaşmak zorundayım. Yaram çok derin değildi ama kuru kafa mağarası, mağarasına kadar çok yavaş at sürdüm. Ertesi sabah erkenden ayrıldım. O deli İngiliz'de daha sonra hesaplaşacağız şeytan. Dinlendikten sonra. Dinlenmek için zamanın yok ölümsüz ruh. Tantamlar mesaj gönderdi. Ormanın içinde dehşet var. Tantanların sesi tam Guran konuşurken başladı. Kur sürüsü sisli dağlardan talan etmeye geliyor. Mesaj tüm ormanda duyulabiliyordu. Dağ kurtları Vanbesi köylerine saldırıyor. Kadınlar ve çocuklar barakalarında öldürülüyor. Mesajda en çok çekindiği şey şöyle diyordu. Kurtların lideri İbris. Deli olan sadece Albay Bakşot değil küçük şeytan. Senin baban iblis de deliye dönmüş ve insanlardan intikam almak istiyor. Kur sürüsüyle savaşacak mısın ölümsüz ruh? Onlara eziyet edenlere karşı orman halkına yardım etmeliyim Duran. Sen de gelebilirsin şeytan ama şu anda düşmanı olan senin baban. Bütün gün at sürdüm ve aynı şeyi gece ay ormanının üzerinde yükseldiğinde iblis uluyor. Kür sürüsü kan kokusu alıyor. Barakalara sığının. Kapıları kapayın. Durun, kapıyı açın. Ben dışarıda bıraktım. Beni dışarıda bıraktınız. İmdat. Çocuk büyük tehlike altında. Kurtlar onu parçalayacak. Neyse ki zamanda geldim. Cesaret oldum, yetiştim. Ölümsüz ruh. Yukarı. Sağ zebaniler. İblis sürüsünü ormana yönlendiriyor. Phantom köyümüzü kurtardı. Ama bakın kurtlardan biri geri dönüyor. Küçük şeytan buraya doğru geliyor. Bu kurt benim dostum ve yoldaşımdır. İnsanlara karşı sadakatini çoktan gösterdi. Ama şimdi küçük şeytanın gelemeyeceği bir şeyi halletmeye gidiyorum. Ben yokken ona iyi bakın. O kurt sürüsünü takip edeceğim ve liderleri olan iblis ile karşı karşıya geleceğim. Yıldırım'ı orman içine girmeye teşvik ettim. Kurtlar nehir boyunca Kader Vadisi denilen dağ geçine doğru ilerliyorlar. Orman boyunca kurtların izini sürmek çok kolay oldu. Sanki onları takip etmemi istiyorlar gibiydiler. Gölgede parlayan gözler var. Yani ben mi kurtları izliyorum yoksa onlar mı beni izliyor? Daha geçidine yaklaştım. Şimdi ormanı terk etmeliyim ve beni bekleyen şey neyse onunla karşılaşmalıyım. Hmm, geçidin ucundayız. Tahminim doğruymuş. Kurtlar beni bekliyorlarmış etrafında bir çember oluşturdular. Tıpkı dövüş seriden bahçiler gibi, bahisçiler gibi hepsi burada. Ve seyretmeye geldikleri dövüş bu bir insan bir kurda karşı. Hayalet iblise karşı. Ve eğer vahşi hasmamı doğru tanımışsam bu kavga ölümüne olacak. Seni öldürmek istemiyorum iblis ama mecbur kalırsam yaparım. O, oh, bu kez yanımda sadece bir tek tabanca vardı. Tabancam ulaşabileceğim bir yerde değil. Bu durumda iblisin dişlerine karşı benim ellerim. Onu boynundan yakalamam lazım. Ve şimdi iblis sen öleceksin. Oh, küçük şeytan. Buraya kadar beni insan babanıyla ile kurt baban arasındaki ölümüne kavgayı görmek için izlemişsin. Bunu yapamam. İblisi öldüremem. Tam o anda ormanda atların naz sesleri duyuldu. Bak şot. Bu katilin bir parçası bu katliamın bir parçası olmak istediğimi düşünmemiştim. Düşünmemiştin değil mi? Yetkililer benden bu kurt sürüsü için yardımımı istediler. Kurtları bulmaktan daha çok sevdiğim bir şey yoktur. Ve şu iblis denilen liderlerinden başlayacağım. Bekle kan dökmeye hiç gerek yok. Ben kanı severim. Geber seni canavar. Ah yardım edin. İblis bak Bakşot ikisi de kendilerince çılgın ve kana susamıştılar. Pekala bu gece bu kadar ölüm yeterli. İnsan ve kurtlar birlikte yaşamayı öğrenmeli. Kur sürüsünün yeni bir lidere ihtiyacı var şeytan. Sen iblisin oğlusun ve onların doğal varisiz, onun doğal varisisin. Bu kurtların liderliğini sana ait. Vahşetin çağrısını izlemek ister misin? Hayır mı? Benimle mi geliyorsun? İnsanların dünyasını mı seçtin? Benim küçük şeytanım, sadık yoldaşım, sevgili dostum. Kur sürüsü sisli dağlardaki av sahalarına giden uzun yolculuklarına başlamak üzere ormana doğru yola koyuldular. Şeytan benimle kaldı. Hep olduğu yerde. Benim sadık yoldaşım ve dostum olarak. Ne harika bir öykü Volker amca. Ve şeytan da harika bir kurt. Son.